Merhaba, değerli Heroes and Heroes of Turkey ilham veren konuşmalar serisinin katılımcıları. Bugün aslında aranızda olacaktım ama ne yazık ki şehir dışında olmam gereken bir başka programım çıktı. Dolayısıyla maalesef bugün sizlerle birlikte değilim ama bana ilham veren şeyler hakkında biraz sohbet etmek istiyorum sizle. Çocukluğumda en büyük ilhamımı ben doğadan ve hayvanlardan aldım. Çocukluğumdan itibaren doğayla ve hayvanlara çok düşkün bir hayatım oldu. Büyük babamın yaptırdığı 1961 yılında, bundan 57 yıl önce Etiler'de bahçeli büyük bir evde yaşadım. Hala aynı evde yaşıyoruz. Bu bahçeli evde çocukken işte beyaz faresinden hamsterine, kekliğinden kertenkelesine, kaplumbağasından hatta bir aralar yılanım bile olmuştu. Köpeğimiz her zaman vardı. Bir dönem tavuklarımız da vardı çocukken. Pek çok hayvan besledim. İlk akvaryumu camcıdan kendim cam kestirerek, silikonla yapıştırarak daha ilkokul çağlarında yapmıştım. Hep hayvanlarla ve doğayla çok yakın bir ilişkim oldu. Zaten yemyeşil Etiler o zamanlar tabii çok daha yeşildi. Bu kadar kalabalık değildi elbette. Bu kadar bina yoğunluğu yoktu. Ve mahalledeki arkadaşlarımızla beraber bahçedeki işte meyve ağaçlarıyla, diğer bahçelerdeki meyve ağaçlarına tırmanarak, tırmanmayı da öyle öğrendik ve geliştirdik hepimiz. Dolayısıyla çocukluğumdaki en büyük ilhamımı doğadan ve hayvanlardan aldım. Ve kendimi her zaman oldum olası doğaya ve hayvanlara çok yakın hissettim. Etrafımda hayvanlar olduğunda kendimi daha, elektriğimi daha iyi hissettim. Doğa ortamında her zaman enerjim, vücut kimyam çok beni mutlu etti ve hep olumlu duygularla kendimi besleyebildim. İlerleyen yıllarda tabii insanın sürekli öğreniyoruz bir şeyler. Sürekli okulda tabii çok iyi bir eğitim aldım sonuçta. Üniversiteye geldiğimde ise üniversitede felsefeye çok yoğun bir ilgi duydum. Ve o dönemlerde çok yoğun bir şekilde geçmiş zamanın filozoflarını, kadim bilgilerini bunları okuyarak, düşünerek, insanların yaşamın anlamını sorgulayan filozoflar tabii ki. Farklı farklı yerlerden bakan, aynı fotoğrafa bakıp çok farklı cevaplar bulan, hayatın anlamını bir şekilde kendince ifade etmeye çalışan bilge insanların düşüncelerini okudum, düşündüm üzerinde, öğrendim. Bir kısmı bana çok yakın geldi. Bir kısmını eskiden daha çok doğru kabul ederdim. Şu anda birçoğunu aslında düşüncelerim değişti. İnsanın düşünceleri de çünkü sürekli evriliyor, gelişiyor zaman içerisinde. Gençken tabii ki daha az bilgiyle ve daha az bir dünya görüşüyle bazı fikirler insanları daha çok heyecanlandırabiliyor. Ama sonuçta olgunlaştıkça, yaş ilerledikçe, deneyim arttıkça tabii ki insan geçmişte yaşadıklarıyla yeni deneyimlediklerini üst üste koyarak tabii ki fikirlerini değiştiriyor ve dönüştürüyor sürekli. Üniversitede tabii ben bir taraftan da dağcılık ve doğa sporlarına başladım. Ve çok büyük ilham aldım. Dağlardan, dağcılık sporundan, mağaracılıktan, yamaç paraşütünden, dalıştan, denizlerden, doğanın her köşesinden. Ve o dönemlerde de bana en büyük ilhamı veren insanlar, özellikle çok sevdiğim dağcılık sporunda olağanüstü işler başaran, çok büyük riskler üstlenen, buna rağmen çok yüksek zirvelere, çok teknik olarak çok zorlu dağlara başarılı tırmanışlar gerçekleştiren güçlü dağcılardan ilham aldım. Yine aynı dönemde tabii ki doğa sporlarının pek çoğuna ilgi duyduğum için özellikle kaşiflerden de çok büyük bir motivasyon ve ilham aldığımı söyleyebilirim. 19. yüzyıl, 20. yüzyıl veya daha geçmişteki özellikle işte Amerika'nın keşfi, Uzak Doğu'nun keşfi, yeni İpek yolunlarının açılması ve bu dönemlerde Afrika'nın keşfi, Güney Amerika'nın keşfi ve bu kaşiflerin tabii Güney Amerika'da ve Amerika'da katliamlar yapanlardan bahsetmiyorum elbette. Ama mesela bir kutup kaşifleri, bu insanların kutba ulaşan ilk insan olma mücadelesinde Amundsen'le Scott'ın mücadelesi mesela çok heyecan vericidir. Ne bileyim K2 Dağı'na ilk tırmanan İtalyan ekibin içerisindeki Bonatti'nin hikayesi çok ilham vericidir. Everest'e çıkan ilk İngiliz ekspedisyonuyla çıkan Yeni Zelandalı arıcı Edmund Hillary ve Tenzing Norgay'ın ve tabii ki çok muazzam büyük bir ekiple ve askeri bir kuşatma harekatıyla dünyanın en yüksek dağına ilk ulaşan insan olmaları yine çok motive edici hikayedir. Buna benzer hikayeler özellikle cesaret, güç, zorlukları aşma ve büyük yeni keşifler ve dünyanın keşfedilmemiş coğrafyalarına giden insanların hikayeleri beni çok motive etti, çok ilham verdi.
Hayata ve doğaya ve dünyaya karşı her zaman çok ilgili oldum. Dünyanın değişik coğrafyalarını keşfetme konusunda ve o kendimce gözlemleme, kendi gözlerimle görme konusunda her zaman çok istekli oldum ki bu duygularım ve hayatla kurduğum bu ilişki sayesinde 7 kıtaya da gitme imkanım oldu. Antarktika, Avustralya, işte Kuzey Amerika, Afrika hepsine. 90'ın üzerinde ülke görme imkanım oldu ve her birinden çok keyif aldım. Seyahatlerim bana çok büyük ilhamlar verdi bir taraftan da. Daha ilerleyen zamanlarda tabii şimdi Türkiye'nin hallerini görüyorum. Türkiye bir süredir, yani işte 16 yıldır alıştığımız Türkiye'den çok ayrıldı. Özellikle laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkelerinden, Atatürk Cumhuriyeti ilkelerinden çok uzaklaştı, çağdaş dünya değerlerinden. Atatürk'ü zaten liseden itibaren, ki Şişli Terakki Lisesi mezunum, bize çok iyi bir eğitim verdiler ve Atatürkçülüğü gerçekten çok iyi vermişler. Atatürk'e her zaman çok büyük bir ilham kaynağı olarak bakardım. Ama şu son süreçte Atatürk'ü hem daha yakından tanıdım. Artık tabii ki Atatürk'ün sadece işte zaferler kazanan, devlet kuran bir asker ve siyaset adamı olmasının ötesinde Atatürk'ün aslında son derece hümanist değerlere sahip olan, son derece aydın olan, hatta çağının en aydın insanı olan ve hep gelişmeye, ilerlemeye, daha iyisini hedefleyen, bunu bütün toplumu için istediği gibi ve bütün toplumuna yansıtmayı başardığı gibi bütün dünya milletleri için de en iyisini isteyen, barış, huzur, kardeşlik duygularının geliştirmesini isteyen bir lider olduğunu daha yakından öğrendim. İnsan Atatürk'ü açıkçası çok sevdim. Ve en büyük ilham kaynağım hayatımda Atatürk olduğunu söyleyebilirim. Daha çocukluğumda bu kadar farkında değildim onun gerçek insani değerlerinin ve gerçekten neyi başardığının, ne zorluklar altında, yani zaferler kazanmanın da ötesinde insanların zihinlerindeki devrimleri nasıl başardığının ve bambaşka bir paradigma ile hayatını sürdüren, yani padişahın kulu olmaktan mutluluk ve gurur duyan bir kitleyi birey yapmasının ve özgür insanlar haline getirmesinin aslında ne kadar zor başarılacak bir şey olduğunu, özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu şu son süreçte çok daha iyi anladım. Ve Atatürk'ten aldığım ilham kat be kat daha da arttı. Zaten kendimi her zaman çok iyi bir Atatürkçü olarak ifade ederdim. Ama şimdi Atatürk'ü daha iyi tanıyan çok iyi bir Atatürkçüyüm. Ve hepinize de çok tavsiye ederim, aslına bakarsanız. Atatürk'ü daha yakından tanımanızı tavsiye ederim. Zaman tabii ilerledikçe, dediğim gibi, sonuçta insan gelişiyor, değişiyor, öğreniyor sürekli. Evrimi çok yakından öğrendim. Ve sonuçta ben de tabii ki herkes gibi yaşamıma bir anlam bulmaya çalışıyorum. Kimiz biz? Burada ne yapıyoruz ve burada ne yapmalıyız? Nedir bu hayatın anlamı? Bu dünyanın varlık sebebi nedir? Kozmos nedir? Kim yarattı? Ya da nasıl ortaya çıktı bu? Gibi soruların cevabını akılla ve bilimle ve en çok da evrim teorisiyle, ki evrim biliyorsunuz Batı dünyasında dünyanın en büyük bilimsel keşfi olarak kabul edilir. Çünkü insanın nereden geldiğini, kökenini, kim olduğunu ve ne olduğunu aslında öğreten ve insanın hayatla, doğayla ve kozmosla ilgili farkındalığını bambaşka bir yere taşıyan olağanüstü bir keşif. Dolayısıyla evrim benim en büyük ilham kaynaklarımdan biri artık. Çünkü artık ben nereden geldiğimi, neden böyle olduğumu, kim olduğumu, diğer insanların neden böyle olduğunu, doğadaki diğer canlıların aslında bizle ne tür bir ilişkisi olduğunu gibi gibi pek çok sorunun cevabını şu anda çok daha iyi biliyorum. Ve en büyük ilhamımı aslında bu yoldan aldığımı, bilimden, akıldan, çağdaş dünyanın değerlerinden, özellikle bu evrimsel süreci kavramaktan aldığımı söyleyebilirim. Açıkçası benim ilhamım hayatın ta kendisi, en büyük ilhamım. Hayatın yalnızca bir kerelik bir yolculuk olduğunu biliyorum. Herkesin bir kez doğduğunu, bir kez bebek olduğunu, bir kez çocuk olduğunu, bir kez ergen olduğunu, bir kez genç olduğunu, bir kez yetişkin, bir kez olgun, bir kez yaşlı, bir kez ihtiyar ve bir kez de öleceğini çok iyi biliyorum. Dolayısıyla en büyük ilham aslında hayatın ta kendisi. Ve hayatın insanın en büyük macerası olması gerektiğini düşünüyorum. Ben dağcılığı ve doğa sporlarını ve motosiklet yolculuklarımı ve işte dünyanın değişik bölgelerindeki kendi bireysel keşif yolculuklarımı macera olsun diye yapmadım. Elbette bunun içerisinde bir macera duygusu var, risk duygusu var, zoru başarma duygusu var, bilinmeyeni keşfetme duygusu var. Başkaları biliyor olabilir ama siz bilmiyorsunuz. Sizin için de bir keşif süreci bu. Bunu yine de maceranın ötesine geçirerek yapmak lazım. Her yaşadığınız deneyimden bir şeyler öğrenerek ve sizi değiştirmesine ve dönüştürmesine, sizin daha iyi bir insan olmanıza izin verecek şekilde
bu yaşadığınız deneyimleri hayatınıza katmanız gerektiğini düşünüyorum. 50 yaşındayım artık. Ben 1968 doğumluyum ve bu yıl 50 yaşındayım. 50. yaşımda da insanlara vermeye çalıştığım motto bu çıktı kendi içimden. Hayatınız en büyük maceranız olsun diyorum. Ve en büyük ilham, dediğim gibi, hayatın ta kendisi. Dolayısıyla hayatı doğru anlamak, doğru kavramak, yaşamın ne olduğunu doğru anladıktan sonra yaşamı doğru değerlendirmek ve doğru yaşamak da çok daha mümkün. Ama insan derseniz, benim hayatımın en büyük ilhamı her zaman büyük önderimiz, bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Onu da dediğim gibi çok daha yakından tanımanızı size gerçekten bütün kalbimle öneririm. Çok daha iyi bir insan olmanızı sağlayacağını da garanti edebilirim. Burada noktalamak istiyorum konuşmamı. 10 dakikamı da doldurdum zaten. Umarım çok güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün aranızda olamadığım için gerçekten özür dilerim. Ama yani şehir dışında olmam gereken bir program ortaya çıktığı için maalesef bunu yapmak zorunda kaldım. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Umarım siz de kendi ilhamınızı en çok kendi içinizde bulursunuz. Ve kendi yolunuzu kendi arzu ettiğiniz şekilde sürdürür. Ve hayatınızın, bireysel deneyimlerinizin en büyük maceranız olmasını sağlayabilirsiniz. Hepinize bol şans diliyorum. Hoşçakalın.